Efendim merhabalar, hayırlı günler dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz ve kısmet olursa Ağustos ayına kadar her gün saat 16'da sadece cumartesi günleri 15.05 olacak. Eğitim programında sizlerle olacağız. Zaman zaman efendim ilk öğretimden orta öğretime geçiş olarak bilinen TEOG sınavları sonuçlarına göre değerlendirmelerde bulunacağız. Zaman zaman da üniversite sınav sonuçlarına göre efendim burada değerli misafirleri ağırlayacağız veya biz üniversitelere gideceğiz. Dün başlamıştık turumuza. Bruni Üniversitesi'ne gitmiştik. Profesör Doktor Sayın Adnan Yüksel Sayın Rektörümüzle orada Bruni'yi neden tercih etmeli ve dünden bugüne üniversitenin eğitim camiasına katkısını konu alan güzel bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Ve bugün İstanbul'dayız, yine stüdyomuzdayız. Evet, sıcaklık 40 derece belki stüdyomuzda, hararetli bir ortam. Doğrusunu söylemek gerekirse dışarıda da sıcaklık oldukça yüksek ama asıl sıcaklık galiba küçük minikler hangi okulu tercih edecek? Velilerde olsa gerek, gelecek pazartesi günü itibariyle de üniversite yerleştirme sürecinde önemli bir adım atılıyor. Bu konuya kısmet olursa yarın değinmek istiyoruz ama bugün miniklere biraz kulak verelim istedik. Daha doğrusu miniklere yol gösterici bir yaklaşımda olmak istiyoruz ve bugün değerli bir eğitimci bizlerle birlikte. Okyanus Kolejleri Orta Okul Kademesi Rehberlik Bölüm Başkanı Didem Çiğdem Akızade hanımefendi bizlerle birlikte olacak. Şimdi TEOG dedik. TEOG biliyorsunuz aşama aşama gerçekleşiyor 8. sınıfta. Ve geçmiş dönemlerdeki ders başarıları öğrenciler açısından da önemli. Artık TEOG sınavında da. Biz sınav aşamaları, sorulan soru türleri ve başarı sıralamasından ziyade tercih sürecine girmiş olan adayların artık doğru tercihi nasıl yapması gerektiği konusuna değineceğiz. Şu anda ekranlarımızda da gördüğümüz gibi önemli bir aşamaya gelinmiş durumda. Yazıyı ekrana yansıtıyor değerli yönetmenim ve baktığımız zaman ben de hemen buradan paylaşayım. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi kapsamında öğrenci alan özel okulların ikinci ön kayıtları dün gerçekleştirmeye başladı. Asıl kayıtlar bugün yapılıyor. Boş kontenjanlar kalırsa da 13'ünde 14'ünde serbest kayıtlar ile öğrencilere bir şans tanınacak. Evet, bu şansı nasıl değerlendirmek gerek? Süreç aşama aşama 15 Temmuz'dan sonra da devam ediyor. Aslında okullar açılana kadar böyle bir takvim devam edecek canlı bir şekilde. Peki TEOG'da başarının ölçümü ne? Bu ölçümü değerlendirmek istiyoruz bugün. Ve az önce belirttiğim gibi Didem Çiğdem hocamız bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, öncelikle efendim önemli bir eğitim kurumunda hizmet veriyorsunuz. 20'ye yakın şubesiyle birlikte İstanbul genelinde hizmet veriyor Okyanus Kolejleri. Ortaokul Kademesi Rehberlik Bölüm Başkanı sıfatınızla. Arzu ederseniz önceliğimiz ne olsun? TEOG öğrenciye ne katıyor? Öğrenciden mutlaka sınavın bilgisi anlamında bazı şeyler alıyor ki puan olarak yansıtıyor. Ama TEOG'un öğrenciye kattığı nedir diye başlayalım. Buyurun. TEOG, evet, bildiğimiz gibi temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı. Fakat çocuklarımızda bu sınav önceki sisteme göre çok daha iyi ilerliyor diyebiliriz. Çünkü öğrencilerimiz zaten normalde girdiği sınavlardan bir tanesini tekrar sorumlu oluyorlar. Ama bunun bir gün olmaması, bir günle kısıtlı kalmaması çok daha uygun oluyor. Çünkü o gün içerisinde öğrencimizin başına bir şey gelebilir, bir rahatsızlığı olabilir ve tamamen bütün sene hazırlandığı sınav sıkıntıya dönüşebilir. Bunun iki süreçten oluşuyor olması ya da öğrencilerin tatlı bir rekabete giriyor olması, bunlar öğrenciler için iyi bir sınav diyebiliriz TEOG sistemi için. Peki burada baktığımızda müfredata dayalı bir düzen var ama sadece öğrencinin sınıftaki ders başarısı bir ölçü olarak görünmüyor diye biliyorum, yanlış mı? Çok doğru. Evet, belli derslerden gene bir puan ortalaması çıkıyor 6 tane dersten. Evet. Ama yıl sonu başarı puanı diye bir gerçeğimiz de var. Yıl sonu başarı puanı. Yani aslında sadece bir sınavdansa bir uzun süreci kapsayan bir sınav
gibi düşünebiliriz. 6. 7. ve 8. yıl sonu başarı puanları da çünkü TEOG'da etkili olduğu için. Yani öğrencilerimiz ister istemez 3 sene boyunca derslerine adapte olup o derslerindeki eksiklerini kapatmış oluyorlar. Bu şekilde de gelecek döneme, yani lise hayatına aslında bir ders çalışma alışkanlığı kazanarak ilerlemiş oluyorlar. Yani sadece akademik başarının yanı sıra kendi öz disiplinine de katkısı oluyor bu şekilde. Tabii orada ailelerin etkisi şu yönlü. Önceden dershane vardı. Dershaneye göndererek eğiticiler, öğretmenleri aracılığıyla bir kontrol mekanizması oluşturulabiliyordu. Ama şu anda okulla baş başa kalmış olan, dersleriyle, kitaplarıyla baş başa kalmış olan bir öğrenci kitlesi var son birkaç yıldır. Bu yönüyle baktığımızda size göre çocuğumuzun bilgisi mi, yeteneği mi daha çok ön plana çıkarak bu sınav sürecini yönetmek gerekiyor veriler açısından? Veliler açısından aslında biraz öğrencilerin, yani çocuklarının tamamen öz sorumluluğunu kazandırtmak gerekiyor burada. Evet, yetenekleri birey sadece akademik başarıyla ölçmemek gerekiyor tabii ki, ama bu dönem uzun bir süreç olduğu için öğrencilerin kendi sorumluluklarını almasına destek sağlayabiliriz. Tabii ki kontrol etmemiz gerekiyor, hani dersimizi yapıyor mu ediyor mu, ama bunu hissettirmeden, belli etmeden sana inanıyorum, sana güveniyorum gibi tamamen sadece destekçi rolü oynaması gerekiyor velilerimizin bu süreç içerisinde. Peki siz eğitmenler, rehberlik bölümünü bir tarafa bırakarak söylüyorum. Hı hı. Bazen biliyorum ki ders olarak işte sınıf hocaları var, ardından ilgili matematik ve diğer birimler, bölümlerin hocaları var. Rehberliğe sıra geldiğinde belki de en büyük rol size düşüyor. Belki şunu da sormak gerekiyor. Bilgi dedik, beceri dedik ve burada kariyer planlama. Biz kariyer planlamasını ta üniversite sınavını kazanıyoruz. Orada karşımızda üniversitenin önemli bir birimi olarak çıkıyor. Halbuki kariyer planlamasını biz nasıl bir iş kurarken bütçemizi, işte lokasyonunu, kuracağımız işin dükkan ise dükkan nerede olacak, ofis ise hangi lokasyonda olacak, bunların hepsini planlıyoruz. Çocuğumuzla ilgili kariyeri ta üniversite kapısına geldiğinde planlıyoruz. Burada galiba size önemli bir görev düşüyor. Neden kariyer planlamasını biz ilk öğretimden itibaren başlatmayalım ki? Çok doğru, kesinlikle katılıyorum. Çok geç bir döneme bırakıyoruz kariyer planlamaya aslında. Ama şöyle söylemem gerekirse, ortaokul seviyesindeki öğrencilerimize bizim şu anda uyguladığımız gibi bir gelecekte bir gün meslekte ilk gün projemiz var. Bunu gerçekleştirdik. Burada ne yapıyoruz? Öğrencilerimizin hayal ettiği bütün mesleklerde bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Yani aslında bizim liseden de önce, üniversiteye ramak kala da değil, ortaokul seviyesindeyken öğrencilerimizin hedeflerini belirlemesini sağlamamız gerekiyor. Hedef çok önemli. Yani bir askeri liseye girmek isteyen öğrencinin aslında ortaokul düzeyindeyken hedefini belirleyip o yönde ilerleyebilmesi gerekiyor. Yani bizim sınavlarımızda da, TEOG sınavında da, askeri ALS sınavında da, bunlar 8. sınıfta olan sınavlar. Peki siz velilere bu yönde terkinde bulunduğunuz veya daha çocuk kendisini kimliğine kavuşmamış ve ergenlik döneminde diyorlar, biz çocuğumuzla bu konuları istişare bile etmediğimiz bir süreçte nasıl kariyerini düşünelim ki diye cevaplar geliyordur mutlaka. Bu noktada nasıl bir yol haritası izlemek gerek? Şöyle, kariyer planlamasında öğrencilerin zaten birebir biz onların ilgi ve yeteneklerini ölçüyoruz. Kariyer zaten lisede de devam eden kariyer kulüplerinde olduğu gibi ortaokul çağında da öğrencinin istediği meslek, tüm meslekleri okulda tüm mesleklerden uzmanlar gelerek zaten meslekleri tanıtıp öğrencilerin aklında aslında ufak tefek bir soru işaretlerini kaldırmaya başlıyoruz. Aynı şekilde velilerle de iletişim kurarak velilerimize öğrencinizin bir MEP testimiz mevcut. MEP testinde de öğrencilerinizin bu mesleğe yatkınlığı var. Biraz açar mısınız? Bu test nasıl yapılıyor? Nereden ulaşılabiliyor? Ve amaç tabii ki kariyer, ama bunun ötesinde velilere de destekleyici bir yönü olsa gerek çocuğunu tanımaları yönüyle. Biraz açalım isterseniz. Bu testte neler soruluyor, nasıl ulaşmak? Test
tamamen bilimsel bir test, güvenilirliği geçerliliği olan bir test. MEP kariyer testinde öğrencilerimiz online ortamdan da zaten velilerimiz, öğrencilerimize ulaşabilirler, isteyen öğrencilerimiz ve velilerimiz. Sizin galiba eğitim kurumumuzun web sayfasında mevcut. İnternetten, Google'dan evet, diyebiliriz, araştırabilirler, ulaşabilirler de çok, evet, kolay bir şekilde. Bu kariyer testini uyguladı, MEP kariyer analizini uyguladıklarında biz öğrencilerimize zaten 8. sınıfta da 9-10 gibi sınıflarda da bunu uyguluyoruz. Online ortamdan uygulanabilen de bir test. Sonucunda öğrencilerimizin uygun yeteneklerine uygun sorular karşılarına çıkıyor tabii ki. Soruları cevapladıklarında uygun seçenekleri seçtiklerinde karşılarına uygun meslekler ve neden bu meslekleri tercih etmelerine gerektiğini uzun sayfalarca aslında kendilerine anlatan bir sonuç elde ediyorlar. Evet, şimdi efendim 12 dakika boyunca biz TEOG'un öncesini konuştuk. Sınav yapıldı, sonuçlar açıklandı, haftalar öncesinden bakıyoruz. Şimdi yerleştirme süreci. Aşama aşama çok dikkat gerektiren bir süreç geçiriliyor. Burada sizden ricam, yerleştirme işlemlerinde isterseniz adım adım ilerleyelim. Takvime de dayalı olarak ilerlersek şu andaki durum nedir? Veliler ne yapmalı? Öğrencileri şimdi ben üniversite sınav sonuçlarına göre değerlendirsem gençler kendi işini kendi görsün derim. Ama çocuklar şu anda bağımlı. Velilere iş düşüyor. Velilere seslenelim. Nasıl adım atmaları gerekiyor bugünlerde? Bugünlerde en önemlisi yapmaları gereken tercih yerleştirme. Evet, öğrencilerimiz elbet tercih ettikleri yerlerden birine giriyor olacaklardır tahminimizce. Ama evet, asıl yapılması gereken, yani velilerimizin yapması gereken şu: tercih ettikleri okulları analiz etmeleri gerekiyor. Yani o okulların fiziki koşullarına, öncelikle fiziki koşullarına da bakmaları gerekiyor. Bir uygun laboratuvarı, onların istediği bir laboratuvar var mı? Tabii en başında öğrencimiz sağlık ya da tıp gibi bir meslek istiyorsa onun fen lisesine uygun olduğunu, uygun fen liselerini araştırmaları gerekiyor. Yani başta da dediğimiz gibi aslında biraz hedef odaklı yaklaşmamız gerekiyor. Öğrencimizin yeteneği, ilgisi ve hedefi ne yöndeyse o yönde velilerimiz okulları araştırmalı. Eğitim müfredatlarını, yani ekstra yaptıkları kariyer kulüpleri nelerdir, ne gibi çalışmalar yapılıyor bu okulda. Çocuğumuza evet adı duyulmuş ya da belli bir okula göndermek istiyor olabiliriz ama oradaki uygulanan eğitimin ne olduğu, evimize uzaklığına kadar birçok etmen var aslında araştırmamız gereken. Verdikleri yabancı diller, hangi yabancı dillere o okulda eğitimini veriyorlar gibi tamamen araştırmamız gerekiyor aslında. Okulu, çevresini, eğitimini, yabancı dillerini, kadrosunu, eğitmenlerini, özellikle rehber öğretmenlerini. Çünkü lise çağında da ergenlik çağımız devam ettiği için, evet, rehber öğretmeni hala çok büyük rol düşüyor bu dönemde de. Yani oradaki aileyle çatışmalar, arkadaşlık ilişkileri sadece akademik değil, sosyal yönden de tamamen rehber öğretmenlerin bu aile, öğretmen, öğrenci bağını koruyor olması gerekiyor. O yüzden rehber öğretmenlerinde de özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Peki burada şöyle bir şey de var. Başvuru şartları, herkes TEOG'dan aldığı sınav sonucuna göre her okula başvurabiliyor mu? Aslında tabii ki istediğiniz okula başvuru yapabilirsiniz ama bizim tavsiyemiz şu: yüzdelik dilim öncelikli bakmak gerekiyor. Yani %5'lik dilimdeki bir, %15'lik diyelim ya da %15'lik dilimdeki bir öğrencinin %1'lik dilimi yazdığı zaman o okula gitme olasılığı tabii ki daha düşük olacaktır. Çünkü %1'lik dilimdeki öğrenciler zaten o okulları tercih ediyor olacak. Burada önemli olan %15'lik diyelim örneğin, %15'lik dilimde olan bir öğrencinin %5 ve aşağı ve %5 yukarı tercihler, yani %10 ile %20'lik dilimlerden tercih etmesi onun bir okula yerleştirilme olasılığını çok daha arttıracaktır bu şekilde. Peki, de. Öte yandan şöyle baktığımızda tercih işlemlerini bireysel yönünü yapmak var. Bir de e-okul sistemine girerek. Şimdi sen yönetmenim ekrana yansıtsınız bir zahmet. e-okul.web.gov.tr adresi. Bu adresi doğru yazmak gerekiyor. Başvurunun nasıl yapılması gerektiği. Başvuru sürecinde adım adım ilerleyelim. Rehberlik uzmanı sıfatınızla
Nelere dikkat edilmeli? Çok teknik detaylara girmeyelim isterseniz. Burada aldığı puan, üniversite modeli mi ilerleniyor? Sıralama vesaire gibi konularda. Kodlamalar olacak gene. Okulların kodları var. Belli başlı kodlarımız var. İstediğimiz okulun zaten e-okul sistemine girdiğimizde de her okulun kodunu yazdığınızda okulun ismi yan tarafta açıkça belirtiliyor. Yani kodlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, işlem çok basit bir işlemmiş gibi istediğim okulları listeme yazacağım. Ama orada bir kod hatası yapmanız tamamen öğrencimizin geleceğini bir nebze de olsa etkilemiş olacaktır. İstediğimiz okulları bu yerleştirme sürecinde 15-25 Temmuz arasında yapılacak süreçte kodlarımıza özellikle dikkat etmeliyiz. Yüzdelik dilimlerimizin çok yukarısı ya da çok aşağısında tercihler yapmamamızı tavsiye ediyoruz. Yani ölü tercih de denilen aslında %10'luk bir öğrencinin %0'lık bir dilimi tercih etmesi onun o okula girme olasılığını çok daha düşürecektir tabii ki. Kodlamalar, istedikleri okullar kendine uygunluğu, eğer tıp okuyacaksa fen lisesi yazması gerektiğini bilmesi gerekiyor burada öğrencilerimizin. Hem Anadolu hem fen. Çünkü tıp branşı ilk adımda bu sınavla atmış olacak ortaya. Evet, tamamen aslında bir alan yolunu seçmiş oluyor bu şekilde. İşte kariyer liseleri mantığı da belki buradan doğuyor. Sizin kurucu başkanınız Sayın Orhan Özbey. 2 hafta önce yayınımıza misafir olduğunda biz liseleri de kapatalım, meslek liselerinde artık kariyer planlaması odaklı ilerlemeliyiz. Bu çocukları iyi yönlendirmeliyiz dedi. Şimdi 25'inde bitti diyelim. İşte girdik e-okul map.gov.tr adresinde tercihi yaptık. Okulumuza kayıt için bir takvim de oluşturuldu. İlan edilecek. Galiba yine aynı adresi. Gireceğiz. Okula gideceğiz. Şimdi okulun burada devlet okulu, Anadolu okulu dedik. Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi. İmam Hatip Lisesi. Bir de özel eğitim kurumları var. Tercihte hataya düşmemek. Özel eğitim kurumu eşittir, adından da belli. Belli bir meblağın ödenmesi gereken okuldur. Velinin tercihine kalmış bir şey. Orada nasıl oluyor yerleştirme? Ya ben paramla çocuğumu okuttururum mantığıyla ilerlemek öncesi galiba aldığı puan da yine oraya yerleştirmenin önemli bir kıstası, değil mi? Kesinlikle. Aslında özel okullarda da hiçbir fark gözetilmiyor. Yani gene bir puanla, gene bir yüzdelik dilimle giriş yapıyorsunuz. Evet. Sadece aldığınız puanın yüksekliği evet sizin alacağınız burs oranını etkileyebiliyor. O yüzden şöyle düşünmek lazım. Başarılı bir öğrencimiz varsa imkanları güzel olan, Orhan Bey'in söylediği gibi de kariyer odaklı artık yaklaşmak gerekiyor. Çünkü bir bireyin geleceği çok önemli. Yani istemediği bir alanı bitirip tıp okuyup sırf puanı yüksek diye ya da mühendislik okuyup sonradan pişman olup farklı mesleklere geri dönmek isteyen birçok insan söz konusu. Yani bu çağlarda ortaokul çağından başlayan bir süreç diyebiliriz. Ortaokul çağında öğrencinin aslında hangi alana yeteneği olduğu, hangi mesleği çok daha başarılı gerçekleştirebileceğini, severek yapabileceğini bilmemiz hayatı boyunca onun mutlu olarak devam etmesini sağlayacaktır. Evet efendim, Didem Çiğdem Akzadade hanımefendiyle birlikteyiz. Tabii ben burada sizlerin de bir temsilcisi olarak sorularımı yöneltmeye çalışıyorum. Özellikle TEOG'la ilgili konuşuyoruz. Tabii az sonra birazcık üniversiteye de değinecek Çiğdem Hanım ama ben yine TEOG'la ilgili izninizle bir iki soru daha sormak istiyorum Çiğdem Hanım. Şimdi hangi ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirilecek dedik? Az önce söylediniz, sıraladınız. Özel okullar, şimdi özel okullarda hep paralı pullu diyoruz ama aslında işin formülü ücretsiz okutturma yönünü burslardan da geçiyor. Burs imkanlarını nasıl değerlendirmelidir veliler? Şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. Evet, başarılı bir çocuğumuz mevcutsa burs alacaktır birçok okuldan. Sadece bir okuldan değil birçok okuldan da burs alabilir ama burada velilerimizin en çok dikkat etmesi gereken çocuğunuzun geleceğine ne kadar katkı sağlıyor bu okul? Yeteneklerini geliştirmesine ne kadar fayda sağlıyor? Evet. Yani yetenek merkezli eğitim modeli dediğimiz gibi öğrencimiz bu okula
sadece evet üniversite sınavına hazırlık olarak girmemeli artık bu süreçten sonra. Çünkü öğrencilerimizin birey olacaklar ve bir bireyler zaten. Bu süreçte kemana ilgisi varsa, bir spora ilgisi varsa o yönde de kendini geliştirmesini sağlayacak imkanları olan okulları tercih etmeleri gerekiyor. Evet. Özellikle velilerimizin evet oradan %70 buradan %60 gibi burs oranları sağlayacaklardır. Oradaki %10'luk %20'lik indirim oranına değil öğrencinin bireyin ne kadar kendini geliştirmesine imkan sağlayacak bir okul olduğuna odaklanmaları gerekiyor. Çok önemli bir konu. Şimdi burada tabii herkes kendi gözü önünde olsun istiyor çocuğunu. Fakat mümkün değil her mahallede sitesinin önünde bir tane okul olsun çocuğunun gittiğini geldiğini görsün. Bu mümkün değil. Birçok şanslı aile olabilir. Ama Türkiye genelinde İstanbul'da birçok çocuk, aile çocuğu bakıyoruz servislerle sabahın 7'sinde belki yol kat ediyor 10-15 kilometre okula gidiyor. Ve biz 15 kilometre uzaklıktaki okulu özel de olsa tercih eden veli olarak nakil yaptırabiliyoruz. Nakil süreci bu sınavdan sonra işleyebiliyor mu hakikaten? TEOG'da nakil şansı var mı? TEOG'da nakil şansı tabii ki var. Ağustos ayında 3 adet nakil şansımız söz konusu olacak. Yani birinci nakil, ikinci nakil ve üçüncü nakil olmak üzere Ağustos burada ayı içerisinde. Burada tarihleri isterseniz destek vereyim sizin açıklamanıza. Sevgili izleyiciler, birinci nakil 9-15 Ağustos tarihleri arasında. Ardından 19-23 Ağustos tarihleri arasında ve son olarak da 26-31 Ağustos tarihlerinde 3 defa nakil hakkı var. Öğrenciler açısından artık Eylül ayında da çocukların yerini yurdunu bulmuş olarak eğitim hayatına başlamaları gerekiyor. Malum Eylül'ün ilk haftaları zaten bu yıl Kurban Bayramı'na da rast gelecek. Bayramın hemen ardından eğitim dönemine başlamış olacak çocuklarımız. Birkaç daha konu burada tabii akıllara gelecek. Başlıklar halinde isterseniz devam edelim. Özellikle biz okul sıralamasını yaparken puan yerleştirme sırası dedik. Lokasyon belki ölçü olarak gelebilir. Mesela devlet okulunu kazanma imkanı var ama biz özelde işte kariyer odaklı düşünüyoruz. Cezbediyor bize. İmkanımız da var. Puanı düşük olduğu halde özeli en üste yazarak yol kat etmek sizce öğrencinin avantajına mıdır, dezavantajına mıdır gelecekte? Eğer kendisine uygun bir okulsa, evet yeteneğini geliştireceği bir okulsa tabii ki avantajıdır. Yani sadece dediğimiz gibi üniversite sınavı için de böyle bir durum söz konusu. Evet puanım yüksek, o zaman ben şu okula gitmeliyim diye düşünmemek gerekiyor artık. Yeteneğime uygun, kendimi sadece akademik anlamda değil yetenek odaklı da geliştirebileceğim bir okulu tercih etmeliyim. O yüzden evet tabii ki özel okulu tercih etmelidirler, edebilirler. Çünkü burada önemli olan dediğimiz gibi velilerin de dikkat etmesi gereken çocuğumuzu ilgi alanlarına uygun, istediği mesleğe uygun, geleceğine uygun bir laboratuvarına bile mesela fen okumak istiyorsa öğrencimiz tıp alanında ilerlemek istiyorsa fen laboratuvarlarını gidip inceleyebilirler yazacakları okulları. Peki burada merak ettim. Okyanustan söz edersek özelde sizin çocukları hayata hazırlama şeyiniz nedir? Yani müfredata mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak uyuluyor. Özelde farkı nasıl ortaya koyuyor bir özel öğretim öğrenim kurumu? Örnek yaşadığınız, eğitim verdiğiniz, hizmet verdiğiniz kurum. Buradan bir örnekleme yaparak anlatır mıyız? Şöyle, örneğin bizim bu sene gerçekleştirmiş olduğumuz Gelecekte Bir Gün Meslekte İlk Gün projesi ortaokul öğrencilerine uyguladık. Bu proje neydi? Bu proje tüm ortaokul, binlerce ortaokul öğrencimize hepsinin hayallerindeki mesleği öğrendik. Bu hayallerindeki mesleklere uygun uzmanlarımız okullarımıza geldi, birçok meslekte uzmanlarımız geldi. Meslekler hakkında tüm öğrencilere sempozyumlar düzenlediler. Yani biz öğrencilerimize mesleklerini uygulamalı öğretiyoruz diyebilecek bir fikir veriyorsunuz. Belki sahaya çıkarmıyorsunuz ama o sahadan işin bilenini getirerek
burada öğretiyoruz. Ayrıca evet işin bilenini birçok mesleğe getiriyoruz. Hmm. Ayrıca sahaya da çıkartıyoruz aslında. Öğrencimiz hayal ettiği meslekte tamamen bir gün geçiriyor. Evet, sabahtan gidiyor akşama kadar o meslek yerinde, o iş yerinde uzmanla birlikte ne yapılır, detayı nedir, sormak istediği tüm sorularını sorarak aklındaki soru işaretlerini gidermiş oluyor. 20'ye yakın eğitim kurumunun efendim ilgili biriminde başta yer alıyorsunuz. Ben şunu merak ediyorum Didem Hanım, yapmış olduğunuz bir anket çalışması var mı ve bunun neticesinde en fazla merak uyandıran meslekler öğrencinin gözünde bilse bilmese, becerse becermese, çocuk haklı derler ya, nedir 10-15 yaş grubu arasında ilk sırada hangi meslekler yer alıyor? Analizini yaptığımızda en çok en üstlerde öğretmenlik, doktorluk ve mühendislik gibi tüm öğrencilerimizin hayalinde olan doktor olayım, mühendis olayım'ı gene gözlemliyoruz. O yüzden dediğimiz gibi burada da aslında kariyer odaklı yaklaşım çok önemli. Evet, bir kulaktan dolma, bir aile beklentisi, bir çevreden duyulandan dolayı öğrencimiz doktorluk istiyordu. Ama bu meslekte ilk gün projesinin sonunda vazgeçen öğrencilerimiz de oldu. Aslında bu da bir başarı. Hmm. Çünkü ben bunu yapamaz mıyım? Aslında kandan korkuyormuşum gibi. Hani bana uymuyormuş, ben başka bir şeye daha iyi ilgileniyormuşum. Aslında ama ben bu işi bırakmıyorsunuz. Yani çocukları kendi haline bırakmak yönlü değil. Sadece yönünü ortaya koyup ondan sonra yeniden yön tayinici rolü üstleniyorsunuz. Kesinlikle. Ne kadar zaman alıyor bu? Bu tamamen bir eğitim yılını kapsayan bir süreç. Meslekler tek tek her hafta ya da iki haftada bir okulları ziyaret edip sunumlar yapıyor. Öğrencilerimiz ziyaret ediyor. Bir yılı kapsayan, bir eğitim öğretim yılını kapsayan bir süreçti aslında. Dediğiniz gibi devamlılığı var. Devamlılığı ne zaman var? Lisede de aynı şekilde devam ediyoruz kariyer kulüpleriyle. MEK testini 8. sınıfta da uyguluyoruz örneğin. Yani öğrencimizin hangi mesleğe yatkın olduğunu biz 8. sınıfta ölçmeye başlıyoruz. Evet, 9-10'da da ona uygun kariyer kulübü kendisini geliştirebileceği, ilgi alanını ilerletebileceği alanlara doğru devamlı olarak biz aslında öğrencimizin ilgi ve yeteneğini takip etmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi efendim yavaş yavaş ne yapalım? Programın son 7-8 dakikasındayken biz şunu da düşündük. Çocuklarımızın tabii ki bilgi, görgü, beceri, yetenek, bütün bunlar zamanla ortaya çıkan şeyler. Ya derler ya, daha çocukken, 3 yaşındayken bir şeylere ilgisi vardı. Hangi çocuk bir mırıldanmaya ilgi duymaz? Hangi çocuk kucaklamayı sevmez? Hangi çocuk böyle gıdı gıdı pıdı pıdı yaptığınız zaman gülümsemez? Bütün bunlar belki sizi o an için yanılsa bile asıl iş belki de eğitimcilerle birlikte karara varmaktan geçiyor. İşte bu noktada tercihiniz olsun olmasın, Okyanus Kolejlerinin bir hizmetinden söz etmek istiyorum. Burada tabii ki tercih TEOG sınav sonucuna göre hareket edeceksiniz ama mutlaka kapılarının açık olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu açık kapıdan girildiği vakit işte güler yüzlü bir hanımefendiyle karşılaşacaksınız. Ekibiyle birlikte mutlaka size bir yol gösterici rol üstleneceklerdir. Neler yapacaksınız? Bu dönemde önümüzdeki 15 günlük süre zarfında gelen size en azından tercih yapmasa bile okulunuza hangi hizmetleri veriyorsunuz? Kendi okul öğrencilerimize verdiğimiz hizmetlerin aslında tamamını biz tüm öğrencilere de destek sağlamaya çalışıyoruz tabii ki. Bu tercih döneminden önce başlayan bir süreç. Tercih döneminden önce zaten biz öğrencilerimizin başarılarını sınavlar sürecince grafiklerle takip ediyorduk. Hem öğretmenler, hem veliler, hem öğrenciler, hem rehber öğretmenler. Aynı şekilde bu tercih sürecinde de tüm velilerimiz bizlerden destek istediği sürece, ki biz zaten sürekli iletişim halindeyiz. Hem rehberlik birimi, hem sınıf danışmanları, hem branş öğretmenler, tüm birimlerce velilerimizle iletişim halindeyiz. Öğrencilerimizin yüzdelik dilimine, başarı durumuna ve öğrencimizin ilgisine, yeteneğine ve istediği alana göre tamamen profesyonel bir şekilde yönlendirmelerimizi gerçekleştireceğiz diyebilirim. Tabii biz burada teşekkür edelim ve gelelim büyük sınav sonrası pazartesi itibariyle tüm üniversiteler, 200 civarında üniversite, neredeyse bir büyük şehir kadar öğrencinin yeniden
o heyecanı önce tercih listelerinde, ardından kayıt sürecinde yaşaması. Aslında burada da rol alıyorsunuz. Siz şu anda miniklerle ilgilendiğinizi söylüyoruz. Okyanus Kolejleri'nin orta kademesinde, ortaokul kademesinde rol alıyorsunuz ama siz bir tohum ekiyorsunuz. Bu tohumu ekerken de işte bundan 4 yıl sonrası için bu aynı heyecanı şu anda yaşayan ablaları, abileri gibi o heyecanda büyük rolünüz var. Bu noktadan itibaren şunu sormak istiyorum. Öğrenciler bugünden itibaren işte TEOG heyecanını, işte orta öğretimden sonra lise 4 yıl tabii, orta öğretimde 9, 10, 11, 12 ardından üniversite sınavına artık hazırlık süreci. Bu yılları geçirirken üniversitenin o stresi demek istemiyorum, rahat atlatabilmeleri adına, o büyük sınavın heyecanını, stresini rahat atlatabilmeleri adına bir rol üstleniyor musunuz? Ve şunu da sorarak kapatalım mümkünse. Büyükler için de önerileriniz olacaktır. Aynı sıralardan sizlerle geçtiniz. İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunusunuz. Psikoloji bölümünden olduğunuzu belirtmiştiniz. İşte ne güzel de bir mesleği icra edip bir kurumu temsil ediyorsunuz güzel bir şekilde. O noktalara gelmek çalışarak oluyor. Hem adaylara tavsiyelerinizi rica edeyim, hem de aday adayları için süreç nasıl işlemeli diye sormuş olayım. Buyurun. Şöyle söylemek istiyorum. Öncelikle en baştan beri aslında tüm öğrencilerimize tavsiyemiz şu. Bir de velilerimize ayrıca belirteceğim ama öğrencilerimiz aslında alışkanlık çok kolay kazanabilecek yaştalar. Ortaokuldan lise çağında hala devam ediyorlar. Evet. Yani velilerimizden beklentimiz şu. Öğrencilerimize sorumluluk almayı daha fazla aşıladıkları sürece öğrenciler zaten tamamen benim ders çalışmam gerekiyor. Evet, tıp okumak istiyorsam bu kadar net yapmam gerekiyor bilincine ulaşıp zaten kendiliğinden o yolda ilerlemeye başlayacaktır. Zaten siz okulunuzda da benim bildiğim kadar zaman zaman o gezileri düzenliyorsunuz. O atmosferlere götürüyorsunuz. İstanbul gibi böyle işin tam menbaı derler ya. Burada 40'a yakın vakıf üniversitesi var, o kadardan fazla işte devlet üniversitesi falan. Nasıl olmaz ki bir orta öğretimde okuyan öğrenci, hele hele bir özel okulda ise bir üniversitenin kapısından girmemiş olsun? Kesinlikle katılıyorum. Okullar, zaten üniversitelere geziler ya da mesleklere geziler bahsettiğimiz gibi öğrencilerimizi yönlendirmesini gerçekleştiriyoruz. Burada dediğim gibi öğrencilerimize tavsiyem, verdikleri hedeflerini koysunlar, koydukları hedeflerden emin olsunlar, o yolda ilerlemek için gereken neler varsa onları keşfetsinler ve velilerimiz tamamen destekçi olsunlar. Abilere, ablalara, üniversite sınavını artık tam finaline gelmiş olup sınav heyecanı sona erdi, tercih heyecanını yaşayanlara, bir deneyimi yaşamış olan üniversite mezunu ve meslek edinmiş bir ablalar olarak direkt ben sizi kamerayla baş başa bırakayım, gençlere hitap edin. Buyurun. Şunu söyleyebilirim tüm üniversite heyecanı ya da TEOG heyecanı yaşayan öğrencilerimize. Bu zamana kadar çokça sayıda sınav atlattınız. Yani ilkokuldan başlayan bir süreç aslında. Sürekli biz sınava giriyoruz, yeni bir sınava giriyoruz. Yani sınav, evet, vazgeçilmezimiz ve devam ediyor. Ve siz bu zamana kadar tüm sınavları başarıyla atlattınız. Ve biliyorum ki önünüzdeki bu sınavı da gerçekten istediğiniz alansa, gerçekten istediğiniz meslekse yapacağınıza ben sonuna kadar İnanıyorum. İçinizde sadece heyecan şudur, kendinizden kuşku etmektir. Kendinizden kuşku duymayın. Eğer yeterince çalıştığınıza inanıyorsanız yapacaksınızdır da diyebilirim. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Biz de buraya kadar geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hem birikimlerinizi paylaştınız, hem kurumunuzun adına yapmış olduğunuz hizmetleri buradan izleyicilerimizle paylaştık. Evet sevgili izleyiciler, çok hızlı geçti zaman. Eğitimle ilgili söylenecek çok söz ve derya denizlerler ya, birkaç damlayı sizle paylaştık yaklaşık 40 dakikalık süre içerisinde ve bu paylaşım içerisinde bizlere de çözüm ortağımız olarak katkıda bulundular. Okyanus Kolejleri Ortaokul Kademesi Rehberlik Bölüm Başkanı Sayın Didem Çiğdem Akızade hanımefendi. Ve biz bugünlük bu kadar diyelim, eğitimde noktaya koyacağız. Yarın üniversite adaylarına hitap edeceğiz. Yine saat 16'da. Ama
ben tam 2 saat sonra rakamlar eşliğinde geleceğim, ekonomi diyeceğim. Bakalım hükümetin özellikle bayram arifesinde açıklamış olduğu bir paket var. Paketin artı yönü, eksi yönü. Ekonomide gerçekler, reel olan, olmayan ve tabii ki her zaman spekülasyonla beslenenler. Bütün bunları değerlendirmek isteyeceğiz. Saat 18.40'ta bir arada olmak üzere. Efendim şimdilik alasmanalık diyorum ve tekrar görüşmek üzere.